Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza avvayte ila firâşike fakra kul ya eyyuhel kafirûne thümme nem ala hatimetiha hatimetiha fe inneha beraetun mineşşirk. Evet. Mümin gündüz dua edecek. İşinde Allah'la olacak. Uyurken Allah'a sığınacak, Allah'la olacak. Nasıl olur? Mesela abdestle uyursan sabaha kadar namaz kılmış gibi sevap kazanırsın. Yatarken Fatiha, Ayetül Kürsi, Âmener Resulü, Hüvallahüllezî, üç kul huvallahu ahad, üç kul avdu rabbil felak, üç kul avdu rabbin nas, eûzü bi kelimâtillâhi teammâti min şerrimâ halak. Böyle okumuş, Bismillah demiş sağ yanına, Allahümme kıni azâbike yevme teb'at ibadek. Allah'ım beni kıyamet gününde insanları dirilttiği mahşerde dirilttiğin gün, insanları dirilttiğin gün azaptan, sıkıntıdan koru demiş, yapmış. Sabah kadar ibadet ediyor. Etmiş oluyor, sayılıyor. Böyle bir de yatarken okunacak şeylerden birisi de Kul ya eyyühel kafiruna suresidir. Efendimiz buyuruyor bu hadis-i şerifte, sizden biriniz raviye hitap ediyor aslında, izâ evveyte, sen ya herhangi bir Müslüman uyumak üzere, dinlenmek üzere, istirahat etmek üzere yatağına girdiğinde, ilâ firâşike, yatağına girdiğinde fakra, şunu okusun, oku. Kul ya eyyühel kafirûne suresini oku. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyühel kafirûne la abudu ma ta'budûne ve la entum abudûne ma abud ve la ene abidun ma abettum ve la entum abidûne ma abud leküm dînüküm veliyedîn. Bunu oku, ondan sonra yap. Yatarsan her gün sümmenem, sonra uyu. Ala hatimetihe, bitirince uyu. Sağ tarafını besmele çek, yat. Fe inneha baraatü mineşşirk. Her gün yatarken bu sureyi okumayı adet edinen mümin müşrik olmaz. Kafirlikten emin olur. Münafıklıktan da emin olur. Mümin olarak ölür diyor Peygamberimiz. Çok basit. Bunu herhalde yapmalı, okumalı. Herhalde okumalı. Evet. Şimdi aynı yatarken söyle. Bunu Tirmizi hadisi. Hakim Müstekbe Yakî Şuha bilmem İbni İbban Ferve Hazretlerinden, Ahmed İbn Hammel Ebu Davud Beyakî Nevfel Hazretlerinden nakletmişler bu hadisi. Yatağa yatarken ile ilgili bir hadis daha var. İza avayte ila firâşike, gene yatağa girerken Kulyâ-yül kafirini okuduğun gibi yatağa yapmadan girdiğinde, uyumadan evvel fakul eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti, Allah'ın tam kelimelerine sığınıyorum. Yani Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an. Evet, peygamberlerine indirdiği kitaplarına sığınıyorum. Veya Allah'ın sıfatlarına, Ahad, Samet, Rahman, Rahim, Hay, Kayyum, Rab, Hak, böyle var ya, Alim, Settar, Cebbar, bunların 90, çok var bunlar, sayısını Allah biliyor. Bunlardan 99'unu her gün sayan cennete gidecek. Öyle hadis-i şerif. Men asâhe dehalel cennet. 99'unu çok, sayısı çok. 99'unu her gün saymayı adet edinen mutlaka dehale o demek. Mutlaka cennete gidecek. Buyuruyor Peygamberimiz. İşte bunlara sığınıyorum. Min gadabihi, gazabından, ve ikabihi, cezalandırmasından, ve min şerri ibadihi, yeryüzünde yaşayan şerli, zararlı şeylerin şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınıyorum. Ve min hemezat şeyatini
şeytanların dürtmesinden. Evet. Bakın soruyor bana kaç kişi, hocam namaza duruyorum, acaba 3 mü kıldım, 4 mü kıldım? Abdest alıyorum, bacağımı yıkadım mı, yıkamadım mı? Tuvaletten çıkıyorum hocam, acaba sidik geldi mi, gelmedi mi? Hep böyle vesvese içinde. Yatarken bunu söyle. Ve hemezati şeyatîn, şeytanların vesvesesinden, dürtmesinden sana sığınıyorum. De her gün. E'udu. Evet, öyle söyle. Kulliyyül kafirin okuduktan sonra e'udu bi kerimatillahi tammati min gadabihi ve ikabi min şerri ibadihi. De bitmedi. Ve min hemezati şeyatini, şeytanın vesvesesinden sana sığınıyorum de bitmedi. Ve euzu bike rabbi en yahturun, her an benim yanımda bulunup da zarar verecek olan şeylerden sana sığınıyorum. Veya ölürken hepimiz öleceğiz. Allah hayırlı uzun ömür versin, gecinden versin, hayırlı akıbet versin. Ama ne desek gelecek başımıza, hiç böyle güle güle ölen var. Genellikle de sıkıntılı. Kanser kıvranıyor. Bilmem şu kıvranıyor. Böyle sıkıntılı. O zaman canını Azrail aleyhisselam almaya gelmeden evvel şeytanla geliyor. Yanmışsın. Dudaklan kurumuş. Onun için Anadolu'da ölmek üzere olana su içirirler. Zemzem içirirler. Çünkü çok yanar adam. Peygamberimiz öyle yanmış ki Ayşe anamız havlu koyuyormuş alnına, buhar oluyormuş hemen. Korkamaz. Derecesi yükselticik. Ölürken çekilen sıkıntı müminlerin günahlarına kefaret oluyor. Onun için müminler sıkıntılı. Ölmesi günahların affına sebep oluyor. Şimdi şehit neden en yüksek rütbede? Kolay mı ölmek? Muharebe sırasında uykusuz, dirliksiz, susuz, aç, soğuk, karda, işte Mehmet dağ başında bir metre karın üstünde savaşıyor. Ne zorluklarla. Bir de kurşun geliyor, öyle bir canını yakıyor ki, öyle bir acı hissediyor ki, o acıların karşılığında Allah da ona en yüksek rütbeyi veriyor. Günahlarını tamamen siliyor. Şehidin ilk damlasıyla kanının tüm günahları siliniyor. Öyle. Muazzam. Bu sıkıntılardan dolayı. Şimdi işte ölürken de sıkıntılı. Böyle susamışsın. Şeytan geliyor. Gelecek. Buz gibi su. Dudağı çatlamış adamın. Yanıyor. Ciğeri yanıyor. İmanını bana ver. Al sana buz gibi su. Böyle yanıp durma. Diyecek. Yanmışsın. Allah korusun. Tamam ver. Deyiverirse imansız gidecek. İşte o orada hazır olan o şeytandan da sana sığınırım ya Rabbi de her gün yatarken. E'udu bi kelimatillahi tammati min gadabihi ve ikabihi ve min şerri ibadihi ve min hemezati şeyatini ve e'udu bike Rabbi en yahturun de fe innehu la yahturuke ve bil hariyyi en la yukarribuke. Bunu söylersen zararlı hiçbir şey senin sana gelmez. Mesela evet, sahabeden birisi gelmiş, ya Resulullah demiş, yatıyorum uyuyamıyorum ya Resulullah, kafamı bir şey takılıyor, sabaha kadar sağa sola dönüyorum,
Ya Resulallah, uyuyorum, korkutuyorlar beni rüyamda. Evet, ehavil, fiil, menem, korkutuyorlar. Siz ne diyorsunuz ona? Ağırlık bastı. Uçurumda bilmem bir şeyler, felaket, korkunç şeyler. Korkutuyorlar ya Resulallah. Gülerek demiş ki, öyleyse evladım, İza evveyte ila firâşike, akşam yatarken yatağa girdin mi, yatmadan evvel fekul eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min gadabihi ve ikâbihi ve min şerri ibâdihi ve min hemezâti şeyâtîni ve eûzu bike rabbi en yahturûn de. Uyu, hiçbiri gelmez. Gelmemesi de zaten gerekir. Bunu söyledikten sonra mümin Allah dedi mi, Allah onun koruyucusu, hamisi olur. O şeytan nereden gelecek? Evet. Şimdi başından geçen bir olayı anlatacağım. Şeytan böyle yapıyor bunları. Müminin moralini bozuyor. Rüya görüyor, bir şey yapıyor, kalkıyor herif. Moral sıfır. Mahsus yapıyor. Denizli'de görev yapıyoruz. Dağlara çıkmak peygamberin sünneti. Arkadaşlarla anlaştık. Onaz Dağı'nın tepesine çıkalım dedik. Yaya, o zaman yol yok. O zaman televizyon falan da yok. Şimdi her yerde televizyon şeyleri var. Kuleleri var ve yol var. Antenler var. Yol yok. Saat şeylerden çıktık. 4:30 saatte. Çıkarken yorulduk, bir yaylaya rastladık. 3000 metreye yakın, Ege bölgesinin en yüksek dağı. Yaylada oturuyoruz, yorulduk. Koyunlar varmış, koyun sürüleri. Biz otururken böyle tay gibi kocaman köpekler bir geldi mi üstümüze, havlayarak. Ben de köpekten çok korkarım. Çoban diye bir bağırdım. Dağları inlettim. Korkuyla söyledim çünkü. Dağlar çınladı. Çoban duydu. Uzakta olmasına öyle bağırdım ki, hu dedi. Bize böyle koşarak gelen köpeklerin hepsi bir anda durdular, kuyruklarını kıstırdılar, ünk ünk dediler, geri gittiler. Şeytan da Allah'ın köpeği, insanları salıyor, böyle korku diyor işte, gece gündüz iddialaşmış ya, bu insanoğlundan dolayı beni kovdun, ben de bunları böyle yapacağım demiş ya, Kur'an'da var, kıyamete kadar yolun açık demiş Allah da, bana sığınanlara dokunamazsın demiş. Allah'a sığınanlardan birisi, işte okuduk şimdi. Birisi besmele, birisi euzubillahimineşşeytanirracim, birisi ayetül kürsi, ihlas, kulazrabbil felak, kulazrabbin nas. Bunları okudun mu, Allah'a sığındın mı? Allah dedin mi yani? Ben nasıl bağırdım çoban diye? Bir bağırdı, bitti. Köpekler geri döndü. Allah dedin mi? Çekil. Dokunabilir mi sana? Dokunmaması gerekir. Zaten diyor, nereye dokunacak? Allah o kula sahip çıkmıştır. Evet, onu söylüyor hadis. Ve bil hariyi enna yukarribuke. Zaten dokunmaması gerekir. Allah'ın sahip çıktığı insana nasıl şeytan varıp da zarar verebilecek? Evet, falana filana gidip de paraları yazık etme. Şu muska yapı ve bilmem ne. Kendin oku işte bak. Sen o peygamber ümmeti değil misin? İşte bak bunu sen oku yap. Oğluna, kızına, karına öğret. Arkadaşına öğret. İşte peygamber yalan söyler mi? Bunları söyle yap. Korkma. Devam et. Devam et. Olur mu? Olmaz mı? Sana olmaz arkadaş. Sen peygambere inanmıyorsun ki. Evvela inan o güzel peygambere. İnanarak söyle bunu. İşler tamam diyor peygamberimiz. Evet, Muhammed İbni Yahya'dan İbni Mughira
nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.